Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Boğa burcuna özel izleyenin niyetine kahve falı açılımı yapacağım. Dediğim gibi Boğa burcuna, yükseleni ve ay burcu da, güneş burcu da Boğa olan arkadaşlar tabii ki de izleyebilir. Boğa burcuna özel fincanımı kapattım, kahvemi içtim, fincanımı kapattım. İzleyenin niyetine bir fal bakıyorum arkadaşlar. Kahve falına bakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce lütfen güzel niyetlerimizi tutalım. Ondan sonra açılımı dinlemeye geçebilirsiniz. Ama arkadaşlar lütfen açılımdaki güzel enerjiyi almak için böyle videoyu sakin, sessiz bir yerde lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin ki güzel enerjisini alabilirsiniz. O yüzden söylüyorum arkadaşlar, alın çayınızı kahvenizi, rahat bir yerde izlemenizde fayda var. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki artık bireysel açılımlar yapıyorum. Sizlerle de zaten sürekli soruyordunuz iletişim bilgilerini. Artık verme kararı aldım. Bir takım yoğunluklardan dolayı veremiyordum zaten. Özel bakımlar yapıyorum. 545-766-16-24 telefonumdan lütfen arkadaşlar WhatsApp üzerinden mesaj atarak randevu alın. İsminizi yazın, bana mesaj atın. En kısa zamanda mutlaka size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Randevu ile olduğu zaman inanın daha rahat oluyorum. Bu şekilde şey yapmak, video çekmeye çok fazla vaktim olmuyor. Danışanlardan geriye kalan böyle vakitlerde sizler için de bu şekilde açılımlar yapmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hemen güzel niyetlerimi tuttuysak açılımımıza geçelim. Bakalım. Ben şöyle hemen size göstermek istiyorum. Fincanınızı. Taşan kısmetleriniz olsun arkadaşlar. Ay arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla böyle hane içinde de olabilir bu, ama böyle kalabalık bir ortam var ve siz kollarınızı kaldırmış resmen oynuyorsunuz arkadaşlar. Böyle nişan mı desem, düğün mü desem, böyle bir kalabalık ortam var. Ama o kadar eğleniyorsunuz ki burada, Boğa burçları. Bu ortamda o kadar çok eğleniyorsunuz ki uzun zamandır bu kadar eğlenmediğinizi, sürekli stresle uğraşmaktan, sıkıntılarla boğuşmaktan hiç mutlu olup da böyle yüzünüzün gülmediğini görüyorum. Ama arkadaşlar bu kalabalık ortamda çok güzel böyle kurtlarınızı döküyorsunuz. Kollarınızı kaldırmış resmen oynuyorsunuz. Arkadaşlar bakın 3 kişi var. 3 kişi evinize hayırlı bir iş için gelebilir. Artık sizin için olabilir. Çocuğunuz için, işte aileden birisi için olabilir. Bir evlilik teklifi gösteriyor arkadaşlar. Bir evlilik teklifi. Çok güzel yaşanacak olaylar var. Önümüzdeki haftalarda çok fazla değil, 1-2 hafta diyeceğim. Önümüzdeki haftalarda çok güzel olaylar yaşanacağını gösteriyor. 3 kişi evinize hayırlı bir iş için gelecek arkadaşlar. Gerçekten hem kalabalık olacak hem de hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar insanları resmen böyle basit insanlar da olsalar almışsınız, başınızın üstüne koymuşsunuz. Resmen insanları tepenizde gezdiriyorsunuz. Hayatınıza çok fazla müdahale ettiriyorsunuz. Çok fazla hayatınıza karıştırıyorsunuz. Belki iyilik yaptığınız insanlar var aralarında, ama iyilik yaptığınızda bunun karşılığını görmüyorsunuz arkadaşlar. İyilik yapıyorsunuz ama bunların değerini bilen etrafınızda bir kişi dahi olduğunu görmüyorum. O yüzden biraz daha
kendi içinize doğru dönmeniz gerektiği, değer verecek insanla verilmeyecek insanı ayırt etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve hatta sizi bu konuda uyarıyor arkadaşlar. Boğa burçları. Arkadaşlar, bir konuda o kadar çok sabretmişsiniz ki, aslında birden çok konuda. Çünkü boğa burçları zaten şu son zamanlarda o kadar çok stresle uğraştı ki, bak her zaman söylerim. Bir şeylere o kadar çok sabrettiniz ki, bulunduğunuz ortama, söylenen sözlere, dedikodulara, laflara, bilmem nelere o kadar fazla sabredildi ki, sizi zaten takdir etmek gerekiyor bu ara. Ama arkadaşlar, çay demlenmiş. Artık bu bardağa boşalma durumu var. Yani bu ne demek arkadaşlar, biliyor musunuz? Bir patlama noktasındasınız. Artık belki de bir en ufak bir olayla bile bir patlama durumu yaşayacaksınız. Çünkü artık hani derler ya, boynunu göstererek buraya kadar geldim, buraya kadar doldum diye. Aynen de o vaziyettesiniz, o ruh halindesiniz arkadaşlar. Yeter artık diyorsunuz ve bir böyle sinir krizi, bir patlama noktasındasınız. Siz yine de dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni bir şey mi? Nasıl desem, yeni bir iş yeri açmayı mı düşünüyorsunuz? Ya bir iş yeri, bir dükkan ya da ne bileyim, yeni bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Tek başınıza değil de arkadaşlar, yanınızda biri daha çıkmış. Tek başınıza değil, bir ortakla beraber daha başarılı olabileceğinizi gösteriyor. Yani tek başına evet güzel olabilir, ama bir ortakla, kafa dengi, aynı şeyi isteyen bir insanla daha başarılı olabileceğini gösteriyor. İki kişinin güzel ve iyi niyetlerle tek bir iş yapması güzel sonuçlanacağını gösteriyor arkadaşlar. Hayırlı kalabalıklarınız olsun. Bu ara gerçekten hem kalabalık, hem hareketli, hem de böyle telaşlı bir döneminiz olacak. Arkadaşlar, şöyle bir 2 ve 4 rakamı çok gözüme çarpıyor. Ayın 24'üne kadar arkadaşlar, lütfen böyle çok 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 sizin için araştırılmış, kesinleşmiş bir evrak değilse, ayın 24'üne kadar bir imza atmayın. Herhangi bir evrağa bir imza atmamanız gerektiğini gösteriyor. Kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kredi alımına ya da ne bileyim, böyle bir borca, yani bir alacağı bir borcun altına imza atmayın arkadaşlar. Kesinlikle dikkat edin. Ayın 25'inden sonra, diyorum ya, 24'üne kadar, eğer tabii ki de geçmişinizde araştırmışsınızdır, soruşturmuşsunuzdur, en ince ayrıntısına kadar planlı programlı gelmişsinizdir o güne kadar. Evet, yapabilirsiniz. Bu Ocak ayında tabii ki yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar, eğer daha yeni böyle hayatınıza yeni bir şeyler katacaksanız, ayın 24'üne kadar lütfen imza atarken çok temkinli davranın ve kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada bir A'yla, A harfiyle K harfi çıkmış, ama ikisini birleştirmeyeceğim ben şimdi. A harfiyle başlayan, her zaman derim zaten, çok fazla isim var ama ayrı ayrı düşünün bu harfleri. Ama bu harfte olan kişilere bir tık daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini, hayatınıza yeni girecek olan bir kişinin de bu harflerden olup olmadığına dikkat edin. Bu kişi size zarar verebilir. Kötü niyetli arkadaşlar, K harfinde birinin kötü niyetli olduğunu gösteriyor ve dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor.
Hayatınıza böyle yeni girmeye çalışan birileri varsa ya da şu an belki de halihazırda hayatınızda sıkıntı yaratan insanlar varsa onlara dikkat edin arkadaşlar. Ve sıkıntılarınız artık parça parça da olsa hayatınızdan çıkacak. Birkaç vadede çıkacaklar ama yavaş yavaş çıkmaya başlamışlar zaten arkadaşlar. Şurada arkadaşlar resmen tek ayak üstünde duruyorsunuz. Tek ayak üstünde çıkmışsınız. Ama arkadaşlar bu ara gözle alakalı bir rahatsızlığınız mı var? Nasıl desem böyle gözünüzde çapaklanma, yanma, sulanma, kızarma tarzında bir şeyler olabilir. Dikkat edin. Ve arkadaşlar ayak çarpmalarına, ayak burkulması, böyle bir yerlere çarpmaya dikkat edin. Bu ara biraz sakarlık durumları yaşanabilir. Boğa burçlarında herhangi bir sakatlanma geçirmeyin. Bir sakatlanma durumunuz olabileceğini ama dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Şurada da bir tane baykuş var. Bu evinizin, hanenizin çok yakınında öten bir baykuş arkadaşlar. Boğa burçları mahalleden olduğunu düşünüyorum ama mahallede sizin de gördüğünüz birisi gelip geçerken olsun arada bir selamlaştığınız belki ya da hiç selamlaşmadınız sadece gördüğünüz birinden arkadaşlar o kişinin vefat haberini alabilirsiniz. Haneden çıkmamış ama haneye yakın ötüyor bu baykuş. O yüzden mahalleden diyorum. Mahalleden birinin vefat haberini alabilirsiniz. Arkadaşlar, hane içinden birisi ve bunun bir bayan olduğunu düşünüyorum ben. Genç birisi beyaz gömlekli bir işe girecek. Yani özel bir kıyafet aslında bu beyaz gömlek. Belki nasıl desem o işi yapacağı işe özel bir kıyafet bu. Böyle beyaz bir gömlek. Beyaz bir işte tamamen kapatan bir elbise değil ama yine böyle diz üstünde olacak şekilde beyaz bir gömlekli bir işe girileceğini gösteriyor. Hane içinden genç bir bayan olduğunu gösteriyor. Ve arkadaşlar sıkıntıyla ilgili olan sıkıntılarınızın yani öyle söyleyeyim. Çoğu belki de şu anda maddi olarak olduğunu gösteriyor. Ve şöyle de bir şey söyleyeceğim. Şu anda acil olarak ödenmesi gereken acil bir para haberi size birden gelebilir arkadaşlar. Haneden ciddi anlamda bir para çıkışı söz konusu olacak. Ve siz resmen şöyle düşünüyorsunuz. Ben bunu yapabilir miyim? Ben bunu ödeyebilir miyim? O kadar telaşlı çıkmışsınız ki. Ama arkadaşlar merak etmeyin. Rızık Allah'tan derler ya gerçekten öyle. Önce sağlık arkadaşlar. Önce sağlık. Sonra maddiyat. Rızık Allah'tan. Ama merak etmeyin. Bana sorarsanız bu paranın bir şekilde çözüme ulaştırılıp ödeneceğini gösteriyor arkadaşlar. Bir şeyleri çok fazla ertelediğinizi ama artık ertelememeniz gerektiğini gösteriyor şu an. Yapmak istiyorsunuz, dedikodular yüzünden yapamıyorsunuz. Böyle dışarıdaki insanlar ne der diye. Sürekli arkadaşlar böyle bir şey alacakken o bir şey diyor hemen vazgeçiyorsunuz. Bir şey yapacakken bir yere gidecekken o laf eder komşu görür el alem ne der falan diye sürekli bir şeylerden geri adım attığınızı ve vazgeçtiğini gösteriyor. Bir yere eğlenmeye gideceksiniz. İşte sosyal medyaya fotoğraf koyarken bile düşündüğünüzü gösteriyor arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar çok yanlış yapıyorsunuz. Hayatınıza çok fazla müdahale ettiriyorsunuz etrafınızdaki insanları.
Sizi resmen uyarıyor. Yapmayın. Biraz daha kendi hayatınıza dönük kendiniz için yaşayın arkadaşlar. Ve zaten boğa burçları evet lüksü sever ama bu ara eğer lüks anlamında bir şeyler yapmak istiyorsanız arkadaşlar tam zamanı bir şeyler almak, bir yere gitmek, belki kafanızı dağıtmak için dediğim gibi bir şeyler yapmak istiyorsanız şu anda tam zamanı çok iyi bir zamanlama. Arkadaşlar özel bakımlar yapıyorum demiştim. Benden her zaman iletişim bilgilerini istemiştiniz. 545-766-1624 telefonundan lütfen WhatsApp üzerinden mesaj atarak randevu alın arkadaşlar. İsminizi yazın. Ben size en yakın zamanda geri dönüş sağlarım zaten. Şöyle ben göstermek istiyorum. Yeni bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar, yeni bir iş olabilir, eğitim hayatı ya da yeni bir beceri geliştirme, böyle bir şey düşünüyorsanız önünüz o kadar açık ki iş, eğitim ya da kendinizi geliştirme diyorum ya, ne yapmak istiyorsanız şu an tam zamanı arkadaşlar. Bir aslan, kaplan böyle hızında o kadar hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz ki ve arkadaşlar bu kendinizi geliştirme konusunda eğer bir şeyler yaparsanız, ilerlerseniz arkadaşlar bu konuda kendinizi geliştirdiğiniz konuda para kazanma durumunuz olacak. Resmen maddi bir kazanç kapısı açılacak sizin için. Yeni yeni şeyler öğrenmekte eğer istekliyseniz iki işte bir arada yapmayı çok hevesli olduğunuzu görüyorum. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan da başlasanız ilerleyeceğinizi gösteriyor. Evet arkadaşlar, baba evinizde çok fazla kalabalıklar var. Hayırlı kalabalıklar olsun inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar, yakın çevrenizde birisi sizin gözünüzde o kadar değerliymiş ki ama artık o değeri öyle bir kaybetmiş ki şu anda hayatınızdan çıksa da önemli değil. Sizin gözünüzde o kadar küçülmeye başlamış ki bu kişi. Artık bu kişiyi hiç görmüyorsunuz, takmıyorsunuz bile. Arkadaşlar, duygusal olarak bir ilişkiniz varsa karşı tarafa çok fazla ilgi gösterirseniz o size asla bir şekilde geri dönüş yapmıyor. Karşı tarafa çok fazla ilgi gösterdiğinizi görüyorum ama o hiç oralı değil arkadaşlar. Aranızda o kadar soğukluk var ki siz kendinizi geri çektiğinizde o sizi fark ediyor ama siz tam tersi bu aralar o kadar çok o kişinin üstüne düşüyorsunuz ki o sizi hiç görmüyor bile. Evet belki bir ilişkinin içindesiniz ama sizi hiç görmüyor bile. Siz de bunun için bir karar, bir adım atmak zorundasınız arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bulunduğunuz yerden resmen sırtınızı dönüp öyle uzaklara gitmek istiyorsunuz ki sıkıntı ve üzüntüden yani başka da hiçbir şeyden değil. Başka yere taşınsak diye sürekli kafanızda belki de kuruyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durumunuz varsa yapabilirsiniz. Tam da zamanı arkadaşlar. Bekar olan arkadaşlar hayatınıza, bekar olan boğa burçları hayatınıza bir hareket gelecek. Bir aşk geliyor. Evliliğinde problem olan boğa burçları bir takım düzeltmeler olabilir hayatınızda. Çok güzel arkadaşlar. Kendinizi güvende ve emniyette hissetmek için her şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi. Artık gururumla, onurumla yaşamak istiyorum diyorsunuz ve gerçekten ciddi anlamda bunun mücadelesini veriyorsunuz arkadaşlar. Bana sorarsanız, abla işte ben bunu yapabilir miyim? Gerçekten tek başıma ayakta durabilir miyim diye sorarsanız,
Evet arkadaşlar, çok güzel bir ciddi bir gayretle kendi ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi maddi olarak da gelecek nasipleriniz var arkadaşlar. Emek ve gayretle, ama asla emek ve gayretsiz tabii ki de olmaz ve siz de çok fazla çaba göstereceğinizi gösteriyor. Evet arkadaşlar, boğa burcunun da açılımını yaptık. Dediğim gibi iyileri alın, kötüleri unutun gitsin arkadaşlar. Her zaman söylerim. Evet arkadaşlar, istediğinizi sorabilirsiniz. YouTube ailemizde çok güzel bir şekilde büyüyor. Teşekkür ederim ilginiz, desteğiniz için. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Emeğe saygı için de lütfen videoyu beğeni yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.